Seyirciler olarak bize düşen Taha Kılınç. Bu yazı Genç Dergisi'nin Ocak 2016 sayısında yayınlanmıştır. Seslendiren Burak Eroğlu. Arap Baharı adı verilen bölgesel türbülans başladığında El Cezire televizyonundaki stajımı tamamlamak için Katar'ın başkenti Doha'daydım. Çalıştığım bölümde çeşitli Arap ülkelerinden farklı yaşlarda profesyonel gazeteciler vardı. Seyyar satıcı Muhammed Bouazizi kendini ateşe verdikten hemen sonra Tunus'tan ilk gösteri videoları ham halde kanala gelmeye başladı. Videolara şöyle bir göz atan Tunuslu bir hanım gazeteci arkadaş ki ailesi de orada yaşıyordu. "Ben ülkemi iyi tanıyorum," demişti. "Bu gösterilerden bir şey olmaz. Herhangi bir şeyin değişmesini beklemeyin." derken birkaç gün sonra 1987'den beri ülkeyi demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin Bin Ali'nin Müsrif eşi Leyla Trabelsi'yi de yanına alarak Suudi Arabistan'a kaçtığı haberini aldık. Bin Ali'nin devrilmesinden sonra Ömer Bin Hattab Mescidi'nde Yusuf El Karadavi'nin de katıldığı bir kutlama töreni tertip edildi. Konuşmacılar, Orta Doğu'da yeni bir dönemin başladığını, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, İsrail'in hakimiyetinin sona erdiği günlerin nihayet geldiğini içeren ateşli nutuklar söylediler. Tören ilahilerle devam etti, dua ile bitti. Karadavi'nin hemen yakınında oturuyordum. Onun heyecanına ve coşkusuna da bizzat şahitlik ettim orada. Doha'daki o günlerde hiç unutamadığım bir sima da Cezayirli bir gazeteci ablaya ait. Türkiye'li olduğumu öğrenince her molada sessizce yanıma gelir, "Gaziantep'e yerleşmek istiyorum. Ev fiyatları nasıl acaba?" diye masum sorular sorardı bana. Yaşı herhalde 50'nin üzerindeydi. Gaziantep'e yerleştiği takdirde Halep ve Şam'a kolayca gidip gelebileceğini söylüyordu. Suriye'nin bu hale geleceğini kim tahmin edebilirdi ki? Arap Baharı'nın sonraki aşamalarında İslam ülkelerinde kan gövdeyi götürdükçe hem Karadavi ve diğerlerinin çocuksu sevinçlerini hem de Gaziantep'e yerleşme hayalleri kuran o Cezayirli ablayı sık sık hatırladım içim sızlayarak. Toplumların da kaderi var elbette. Etrafımızdaki ülkelerde milyonlarca insan yıllardır kan banyolarında yıkanırken bizim nasibimize bir sükunet adasında rahatça yaşamak düştü. Bu da sorumluluklarımızın ve hesabımızın çok daha çetin olduğunu gösteriyor. Hatta öyle ki Rabbimizin huzurunda hesap verirken başına bomba yağan insanların yerinde olmayı dileyeceğimiz suallerle bile karşılaşabiliriz. Bu işin şakası yok. Arap Baharı'nı dışarıdan seyreden bizlerin birinci sorumluluğu olayları doğru biçimde okumak olmalı ki gelecekte başka coğrafyalarda buna benzer hadiseler zuhur ettiğinde bugün yapılan yanlışlar tekrarlanmasın. Suriye, Mısır, Libya ve diğer ülkeler tarihlerinde ilk kez karışmadıklarına göre bugün yaşananlardan geçmişe ve geleceğe dönük dersler çıkarabilmek de mümkün olsa gerek. Olayların doğru biçimde okunabilmesi için gereken birinci şart, tarihi ve coğrafyayı derinlemesine tanımak. Ülke ülke, bölge bölge ve nihayet bütün bir İslam dünyasının tarihine ve coğrafyasına dair zihinlerimizde hiçbir boşluk ve kopukluk kalmamalı. Ders çalışır gibi, üniversite sınavına hazırlanır gibi her bir ülkeyi çalışmamız lazım. Herhangi bir gelişme olduğunda onu o ülkenin dengelerinde ilgili yere koyabilmek, böylece manzarayı doğruya en yakın şekilde okuyabilmek gerekiyor. İkinci şart, bir batı ve bir doğu dilini en iyi şekilde öğrenmek. Mümkünse bunun üstüne başka diller de koyarak bölgemizi kendi ana dilleri üzerinden izleyebilecek noktaya gelmek kaçınılmaz bir mecburiyet. Ve son olarak, mümkün olduğunca bölgeyle ve bölge insanı ile temas gerekiyor. Seyahatlerle, uluslararası buluşmalarla, misafirliklerle, Orta Doğu'yla aramızdaki uçurumları kapatmak ve safları sıklaştırmak da hayati önem arz ediyor. Eğer bütün bunları yapmazsak, olayları sadece sosyal medyanın öğütücü çarklarından düşen
küçük malumat kırıntılarıyla takip etme kolaycılığına kapılırsak ne bugünü anlamamız mümkün olacak ne de gelecekteki başka imtihanları verebileceğiz. Bombalarla ve katliamlarla sınanmıyoruz. Bizim imtihanımız bolluklardan ve imkanlardan ne üretebileceğimizle ilgili şimdi. Bu aynı zamanda başka coğrafyalarda acı çeken kardeşlerimize karşı da tarihi sorumluluğumuz.